Aa, Meltem. Merhaba, iyi günler Halil amca, Ayfer teyze. Merhaba Burak. Hoş geldin kızım. Hoş geldin Meltem kızım. Her şey yolunda mı? İyiyim, teşekkür ederim. Rahatsız ettim sizi de, kusura bakmayın ama Burak sabah acilen hastaneden çıkmış. Ben de onu çok merak ettim. Görmek istedim. Ay ne iyi ettin geldim. Ay ne zamandır görmüyorduk. Çok özlemişim. Arasaydın keşke Meltem. Yani buralara kadar zahmet etmene gerek yoktu. Oğlum insanın böyle güzel, böyle karakterli arkadaşları olması ne güzel şey. Sen kalkmış ne diyorsun? Meltem kızım, böyle çay kahveye vaktin var mı? İçelim mi? Ay zahmet olmayacaksa çok memnun olurum. Aa ne zahmet aşk olsun. Benim hastaneye gitmem gerekiyor. Geç kaldım. Bir 5 dakika otursaydık. Mümkün değil çünkü zaten izin alıp geldim. Siz rahat rahat için kahvenizi. Hadi gel kızım. Hadi gel ben sana bir kahve yapayım. Gel. Size de zahmet oluyor. Öylesine gelmiştim ben zaten. Ne zahmeti canım? Bir kahve içmeden bırakır mıyım seni hiç? Demek meşhur çocuk buymuş. E pek de tatlı. Münevver Hanım'ın torunu. Aman aramızda kalsın. Sonuçta sen de bu evin bir kızı sayılırsın. Ay. Meltemciğim, seninle de ilgilenemedim ama görüyorsun Halil amcanın telaşı var. Kusura bakmadın değil mi çocuğum? Rica ederim. Siz işlerinizi halledin lütfen. Ay, Halil amcanı yolcu edip hemen geliyorum ben. Ben hemen çıkıyorum hayatım. Hayır, gözünü seveyim beni merakta bırakma. Varınca edince mutlaka ara, tamam mı? Tamam, merak etme. İyi yolculuklar babacığım. Sağ ol kızım, hadi görüşürüz. Pardon da sen nereye? Arkadaşlarımla buluşacağım anne. Merak etme, çok geç kalmam. Evde misafir varken ayıp olmuyor mu Pınar, geç içeri? Ya bana ne? Benim misafirim mi? Abim için geldiğini bilmiyoruz sanki. Hadi anne oyalama beni, arkadaşlarım bekliyor. İyi madem vakitlice gel. Şunun şurasına kızım, sınava ne kaldı? Ya bırak artık şu buluşma işlerini de otur test çöz. Tamam tamam hadi görüşürüz. Meltemciğim hayatta bırakmam, bu akşam birlikte yiyeceğiz. Çok naziksiniz ama gitsem iyi olacak. Daha fazla rahatsızlık vermek istemem. Aa ne rahatsızlığı canım? Sen bu evin bir kızı, benim de 3. evladımsın. Bu sizin fikriniz ama. Burak sizinle aynı fikirde değil galiba. Beni kapıda görünce nasıl bozuldu, siz de fark etmişsinizdir. Aa yok canım, sana öyle gelmiştir. Ya aceleyle hastaneye gitmesi gerekiyordu ya, ondandır. Aslında yanlış anlamazsanız bir şey sormak istiyorum size Ayfer teyze. Sor tabii. Burak'ın görüştüğü ya da hoşlandığı biri var mı? Yani eğer öyleyse çünkü ona göre davranmak isterim. Aa nereden çıkarıyorsun bunları Meltemciğim? Hayatında senin gibi güzel, başarılı, 10 parmağında 10 marifet biri varken hem de. Siz öyle diyorsanız. Sen Burak'ın bu hallerine bakma. Bu aralar çok telaşımız var ya, ondan öyle davranıyordur o. İyi ki varsınız Ayfer teyze. Çok teşekkür ederim. Teşekkür edecek ne var? Ben de senin bir annen sayılırım. Güzel kızım benim. Yine gel tamam mı? Tamam.